Şimdi sen küre müre derken ne demek istiyorsun dünyamızda? Dünyamız top mu? Ama... Çok ilginç, çok ilginç. Hüseyin Bey, acaba sizin bu konuyla ilgili karşı bir teoriniz var mı? Efendim, teori meğer falan değil. Ben çok bilimsel konuşan bir insanım. Yine de bilimsel olarak konuşuyorum. Bakınız, dünyamız düzdür. Son yıllarda internette oldukça saçma iddia ve zırvalık görüyoruz. Düz dünya da bu zırvalıklardan bir tanesi. Dünyanın şekli eski zamanlardan beri tartışılmış ve küre şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmış. Ama bu sonuca varmadan önce insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlarmış. Mesela Hindu kozmolojisine göre dünya tabanı düz bir kubbe şeklinde ve yönleri temsil eden 4 tane filin üzerine duruyor. Bu filler de dev bir kaplumbağanın kabuğunda yer alıyor. Bu dev kaplumbağa da sonsuz bir okyanusta yüzüyor. Şimdi soruyoruz. Neden acaba bu inanış geniş çevrelerce kabul görmüyor günümüzde? Nedeni belli. Bilim ve gözlemle uyuşmadığı için. Peki dünyanın düz olduğunu iddia edenlerin elinde somut bir kanıt var mı? Mesela düz dünyanın ölçekli bir haritası. Günümüzde kullandığımız haritalar ölçeklidir ve haritadaki mesafeleri ölçerek gerçek mesafeyi bulabilirsiniz. Eğer düzcülerin elinde ölçekli bir düz dünya haritası olsaydı her yere bu haritayı asarlardı, emin olun. İddia edilen düz dünya haritalarındaki tutarsızlıkları gösterdiğinizde o harita doğru değil diyerek haklı çıkmaya çalışıyorlar. Ortada somut bir harita olmadığı halde saçma bir fikri savunmaktan da geri durmuyorlar ama. Bir başka anlaşamadıkları nokta da güneşin kubbe içinde mi yoksa dışında mı olduğu. Bazıları güneş kubbe içinde derken bazıları da dışında diyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bir fikrin temeli sayılabilecek bir konuda bile tereddüte sahipler. Bir tabir vardır. Bir köpeğin bir insanı ısırması değil, bir insanın bir köpeği ısırması haberdir diye. Bu sözü konumuza uyarlarsak, dünya küredir diyen değil, dünya düzdür diyen ilgi çeker diyebiliriz. Bu video yeni bir video serisinin başlangıcı olacak. Düz dünya iddiasındaki mantıksızlıkları gözler önüne sereceğiz. Kardeşim, şimdi sen küre müre derken ne demek istiyorsun dünyamızda? Dünyamız top mu? Değineceğimiz ilk konu gökyüzünde görülen yıldızların dönüş yönleri. Tabi aslında bu dönüş yıldızlardan kaynaklanmıyor. Dünya kendi etrafında döndüğü için bu durum gözleniyor. Düz dünyaya göre dünya sabit ve hareketsiz, dönmüyor. Hareket eden yıldızlarmış. Peki iddia edilen düz dünya haritası üzerinde yıldızların dönüş yönü dünya üzerindeki bütün noktalarda aynı görünecektir o zaman, değil mi? Ama gerçek öyle değil. Bunun için bir deney yapacağız. Düz dünyayı çökertecek bu deney için kuzey yarımküreye gidelim. Kutup yıldızını merkeze alarak yıldızları kayıt altına alalım. Uzun pozlama yöntemiyle yıldızların dönüş yönü net bir şekilde ortaya çıkıyor. Kuzey yarımkürede yıldızlar saat yönünün tersine dönüyormuş gibi görünüyor. Gelin şimdi aynı deneyi tekrarlamak için güney yarımküreye gidelim. Bu sefer merkeze Sigma Octantis yıldızını alalım. Görüldüğü gibi yıldızlar güney yarımkürede saat yönünde dönüyormuş gibi görünüyor. Açıkça fark ettiğiniz gibi farklı yarımkürelerde yıldızlar zıt yönlerde hareket ediyormuş gibi görünüyor. Peki düz bir dünyada böyle bir şey mümkün olabilir mi? Tabii ki olamaz. Düz dünyanın açıklayamadığı bir başka nokta ise dünya atmosferi içinde bulunduğunu iddia ettikleri ayın hareketi sonucunda görülen boyutunun değişmemesi. Bildiğiniz gibi perspektiften dolayı gözlemciye yaklaşan cisimler büyür, gözlemciden uzaklaşan cisimler ise küçülür. Ancak bu videoda olduğu gibi ayın hareketi süresince boyutunda bir değişim olmuyor. Bahsedeceğimiz üçüncü nokta ise mevsimlerle alakalı. Düzcülerin iddiasına göre kuzey kutup noktasına yakın yerlerde yaz mevsimi olmasının nedeni güneşin kuzey kutbuna yakın bir yörünge çizmesi. Aynı yerlerde kış mevsimi görüldüğü zaman ise güneş kuzey kutbundan daha uzak bir yörüngede dönüyormuş. Şimdi buradaki mantıksızlığı çok net bir şekilde göreceksiniz. Bildiğiniz gibi yaz mevsimi de kış mevsimi de üçer ay sürmektedir. Şimdi düz dünya modeline göre güneşin kısa yörüngeyi kat etme süresiyle uzun yörüngeyi kat etme süresi nasıl
nasıl eşit olabilir? Güneşin hızı mı değişiyor? Değişiyorsa neden? Şimdi kalkıp buna da bilmiyoruz diyebilirler. Bilmediğiniz bir şeyi başkasına nasıl anlatacaksınız? Kişisel fikrim şu. Düz dünya gibi bilime apaçık karşı olan bir anlayışın ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılması yeni gelen kuşağın bilimle arasına mesafe koymasını amaçlıyor. Hatta bazı düzcüler öğrencilerin derslerine yardımcı olması için hazırlanan ders videolarının yorumlarına kendi kanallarının video bağlantılarını yazıyorlar. Ne yaparsanız yapın. Bu ezeli savaşta kazanan hep bilim olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.